Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, video yayınımıza başlamadan önce alttaki like tuşunu kullanırsak 100 bin aboneye doğru hep birlikte sizlerle emin adımlarla yürüyeceğimize eminim arkadaşlar. Ve like tuşuna basan tüm arkadaşlarıma da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bu videoyu çok önemli. Çünkü bu videoda anlatmak istediklerimi ve beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Bugün biliyorsunuz Jackson Hole toplantısı var. Bu Jackson Hole toplantısı nedir, önemi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, bu Jackson Hole her yıl Ağustos ayının sonlarına doğru yapılan ve dünya merkez bankalarının da katıldığı geleneksel bir toplantı ve bu toplantıdan çıkacak sinyaller önümüzdeki 2021 yılı ve devamı için dünya ülkelerine bir sinyal niteliği taşımakta. Bugün saat 21'de başlayacak olan toplantıda Powell dijital ortamda konuşmacı olarak katılacak. Son aldığımız bilgilere göre de Powell saat 21.30'da bir konuşma yapacak arkadaşlar ve tüm dünya bu konuşmaya kilitlenecek. Sizler bu konuşmada nelere önem vermelisiniz? Hangi önemli kritik paragrafları dinlemelisiniz? Şimdi ben size bunları açıklayacağım. Büyük bir ihtimalle Powell küresel COVID-19 salgınıyla ilgili bir konuşma yapacak ve bunun dünya ekonomileri üzerindeki etkilerini de anlatacak. Tüm bunların neticesinde COVID-19 salgınının ekonomilere verdiği zarardan bahsedecek. Şimdi bizlerin burada yakalamamız gereken en büyük, bizler için en faydalı cümle şu olacak arkadaşlar. Powell parasal genişlemeye devam edecek mi? Bu parasal genişleme paragrafını bizler çok iyi takip edeceğiz. Eğer ki Powell parasal genişlemeye devam edip dünya ekonomilerinin bu küresel krizde daha fazla zarar görmemesine katkılarımız devam edecek şeklinde bir konuşma yaparsa bu konuşma altın tarafına faydalı olur ve altını tekrardan yukarıya doğru hareketlerini devam ettirebilir. Fakat küresel salgında bir durulma dönemi geçiyor. Ekonomi yavaş yavaş, dünya ekonomileri yavaş yavaş toplanıyor. Bizler de artık parasal genişlemeye burada bir son veriyoruz şeklinde bir açıklamada bulunursa da bu sefer altında aşağı yönlü düşüşler yaşayabiliriz. Altın onsla hemen analizimize başlayalım. Altın onsla, daha doğrusu altında sizleri uyarmak istiyorum arkadaşlar. Altında şuradaki üçgen çok önemli. Grafikte gördüğünüz üçgen. Buradan bir 1855 ve 2050. Evet arkadaşlar, burada nereden baksanız bir 50-100 dolarlık bir marş aralığı mevcut. Şuradaki kırılım hangi yöne olursa altında da yön o tarafa doğru gidecektir. O yüzden buradaki üçgen içerisindeki kırılımı çok iyi takip edeceğiz. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar, 2075 tepesinden aşağıya doğru bir trend çizgisi aldığımız zaman hala bu düşen trendin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Aşağıdan da yükselen bir trend çizgisi çizdiğimiz zaman üçgen içerisinde sıkışmış olan altını görebiliyoruz. Altının tekrardan yukarı yönlü hareketlere başlayabilmesi için arkadaşlar, veya şöyle diyeyim, altın almak isteyenler mutlaka bu sıkışımın ne yöne doğru gideceğinin evrilmesini beklemeleri gerekli. Bizler için bugün bu Powell'dan gelecek haberlerle bu üçgen bir tarafa kırılacak diye düşüncemiz devam etmekte. Bugün itibariyle bu üçgen arkadaşlar içerisindeki sıkışma yukarıda 1966. Eğer 1966 seviyesini yukarı doğru kırabilirse o zaman tekrardan 2100 dolar seviyelerine doğru altın onsta yukarı hareketler devam edebilir. O yüzden ilk etapta diyoruz ki 1966 önemli ve yukarı yönlü kırılması şart arkadaşlar. Hareketin yukarı yönlü devam edebilmesi için.
Aşağıda da bizler için hala 1900 seviyesi bugün itibariyle. Şuradaki 1900 seviyesi önemli. 1900 aşağı yönlü kırılırsa da arkadaşlar hareket 1800 seviyesine kadar uzanabilir arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olun. Aşağıda bizler için ilk etapta 1895 ve 1863 destekleri önemli olacaktır. Eğer bu kırılma aşağı yönlü olursa. Kırılmada da dediğim gibi şuradaki 1880-1900 aralığı önemli. Bu aralık aşağı yönlü de kırılırsa hareketler bu sefer aşağıya yönlü sert bir şekilde gelişebilir. Bizler teknik açıdan buradaki üçgeni takipte kalacağız. Alım yapmak isteyen arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla mutlaka bu üçgenin 1966 seviyesi üzerine yukarı yönlü kırılmasını beklemeleri gerekli diye ben düşünmekteyim. Tabi son karar size ait. Aşağıda da mutlaka arkadaşlar bu 1900-1895 aralığının dikkatle takip edilmesi, kırılması durumunda da 1863 olmazsa olmaz seviyemiz. O da kırılırsa hareketler 1800 seviyesine kadar ons altında aşağı yönlü uzayabilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir gün. Sizleri bu konuda uyarmak istedim. Hemen gram altına da bakalım. Gram altında da gene aynı şekilde üçgen hareketleri mevcut. Evet, gram altında da baktığımız zaman arkadaşlar üçgenin alt kısmı bugün itibariyle 450 seviyesinden geçmekte. 450 ve yukarıda da 463 seviyesi bugün itibariyle önemli olacak arkadaşlar. Hatta 466. Aşağıda 450, üçgenin aşağısı 450, yukarısı da 466. Bu seviyeler önemli. Aşağı doğru 450'nin kırılması durumunda hareketler 431 destek seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda da 466 kırılırsa arkadaşlar şurada bakın üçgen içerisinde bir 435 485 50 dolarlık bir marj var. Yani 466 50 dolar üstüne koyarsak 466 yukarı doğru kırılırsa 500'lü seviyelere doğru yukarı yönlü hareket buraya ekleyebiliriz. Aşağıya doğru kırılımda da hareketin ilk etapta 432 ve onun altında da 405 seviyesine kadar düşme ihtimali mevcut. O yüzden bugünkü Jackson Hole ve Powell'ın konuşmaları çok önemli olacak. Görüyorsunuz teknikte nasıl üçgeni son noktasını bugünkü Jackson Hole toplantısına doğru getirip o şekilde bıraktılar. Hep birlikte sizler de tekniğin önemini buradan görebilirsiniz. İndikatörlerimize baktığımız zaman RSI şu an satışta, altın tarafında. Stokastik indikatörümüz de hala da al pozisyonuna geçmiş değil. Muhtemelen 466 civarlarında bir al pozisyonu verir. Üstündeki bir duruşta al pozisyonu verir. O yüzden bugünkü toplantı çok önemli arkadaşlar. Tekrar edeyim. 21'de toplantı başlayacak. Powell'ın da 21.30 civarlarında konuşmasında, dijital ortamda yapacağı konuşmada Dünya Merkez Bankası başkanlarıyla bir araya gelip düşüncelerini paylaşması beklenmekte. O yüzden bugüne çok dikkat. Hem aşağı hem yukarı yönlü hareketler sert şekilde yaşanabilir. Ondan sonra başkan 35 beni uyarmadın şeklinde yorumlarda bulunmayalım lütfen. Ben hepinizi çok seviyorum. Hiçbirinizin zarar görmesini istemiyorum. Şimdilik söylemek istediklerim bundan ibaret. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeah.